sevgili geekler, bu hafta yine masalsı, büyüklere masal köşemizde Princess Bride var. Yani kaçak gelin. Başka bir büyüklere masal mı ya? Ben tüm çocuklara masal. Büyüklere ne demek abi? Burada şişko izleyip üstümüze gelmeyin değil. İkincisi, bence bu çocuklar için bir film ama yetişkinlerin de sıkılmadan izleyeceği bir film gibi gelmiştir bana her zaman. Sormadan söyleyenler köşesinde Ömercan Güldal ve Can Sungur. Evet, zaten onu soracağım. Yani ben çocuklara, büyüklere kısmını biraz zaten girmek istiyordum. Bana göre, bu arada ben yeni izledim. Ömercan, yani hatta buna şaşırdı Ömercan ve Can. Onlar izlemişler çok. Bak şöyle oldu. Evet, aynen. Arkadaşlar, ben yeni izledim. Tamam. Ben aynı anda yapaydım. Ben şey delim başta. Beni buradan alın. Ya büyüklere, ben şunu hissettim. Ya çocuklara masal falan değil ya. Yani çünkü çok şey var. Büyük konusu çok fazla bence var. Bence de. Onu dengeledikleri nokta, o çocuğun dedesinin ona nasıl anlattığı nokta var ya. Hmm. Çocuğun bakış açısını görüyoruz orada. Ya işte öpüşme olmasınlar falan filan. Orada bir denge söz konusu okey. Ama çocuk değil ya. Ama bir sürü seyirci aslında Princess Bride'i izlemeden Princess Bride'i izledi. Nerede? Nerede? Shrek 1 ve Shrek 2'de. Nasıl yani? Hikayedeki elementlerin yarısı Shrek 1 ve Shrek 2'de var. Kostümler, kaleler, ikinci filmdeki kedi, yani kostümler. Inigo Montoya o zaten. Son dakikada kaleye basmaları, evet. Gelini kurtarmaları. Doğru. Esinlendiği bir film diyorsun şeyi. Esinlenme değil, bariz gönder, hani saygı duruşu tarzında. Yani mesela prensin elbiseleri, işte ilk Shrek filmindeki o kısa bir tane, zaten ilk filmdeki kısa ve asap bozucu bir tane prens vardı ya, hatırlıyor musunuz? Evet, evet. O tipi ve kıyafetleri. Farquaad. Buradaki prensin bayağı işte ismi de benzer uydurmalıkta böyle bir. Oradaki Farquaad. Buradaki Humperdinck. Humperdinck falan. Prince Humperdinck. Valla o doğru söyledin, fark ediyorum şu an. Sen konuştukça ağzından çıkan kelimeler gerçek. Teşekkür ederim abi. Teyit edildi hocam. Şöyle mesela Shrek ama şeydi yani, ana esprisi işte masal parodisi yapmak gibiydi biraz ya. Özellikle ilk film hani böyle. İşte yok işte, anladınız, hatırladınız. Pinokyo, Pinokyo falan. Ben bunu biraz daha şey görüyorum. Evet, Princess Bride da bütün böyle işte prens gelir, yakışıklı prens prensesi kurtarır falan falanlı masalların, maceraların çok işte yapısını zaten kullanıyor bariz bir şekilde. Ama işte hakikaten yani biraz böyle büyükler için masalda masalsı işte hoş bir film, hoş bir öykünün bir adım ötesine de bir dert edinmiş gibi geliyor insana bu filmi izlerken. Yani böyle hani adamın ölmesine çocuğun verdiği o ciddi tepkiyi, işte ne bileyim yani bu bir öykü ama her şey her zaman iyi gitmeyebilir falan gibi araya deriye sıkıştırılan mesajlar. Böyle şeyler yüzünden işte hani daha fazlasını izliyormuşsun gibi bir hisse kapılıyorsun. Ben küçükken de öyle düşünmüştüm. Şimdi yetişkin halini izince de gene öyle düşündüm açıkçası. Bir de ben izlerken şunu fark ettim. Tertemiz gidiyor ya hikaye. Evet. Yani böyle hani biz alışmışız günümüz twist bolluğuna. Yani yok öyle şeyler pek. Sana da sorayım abi. Sen ne diyorsun bu çocuklara büyüklere masal hikayesine? Ya ben çocuklara büyüklere, yani şöyle, büyüklerin de alabileceği tutarlılıkta bence büyükler masal seviyor abi. Bir tek çocuklara anlatıyoruz diye aptalca yakmadığın sürece masalı. Hı hı. Yani böyle ama nasıl çocuk falan deyip işte sonra da bir kuş gelmiş falan böyle anlamsız bir şeyler oluyor bir anda. Ayı bu, kardeş. Ha filan. Ve Princess Bride biraz daha şey. Bazı açılarından gerçekçi. Hele bir de böyle komik karakterler var. Onlar bir de daha modern tepkiler falan veriyorlar ya. İşte Billy Crystal'ın oynadığı yaşlı adam başta mesela. Ama bir yandan minik fantastik öğeler de barındırıyor. Ben tam şey tadında buluyorum bunu. Geleceğe Dönüş ve Star Wars tadında buluyorum. Yani evet, çocuklar da izliyor. Evet evet, bence de. Ama büyükler için de fantastik bir kaçış macerası. Çok güzel bir film yani. Katılıyorum. Ben de Star Wars'a benzetiyorum hava olarak. Ben de izlerken gayet yani o benim sevdiğim tarz masallarından biri olduğunu düşündüm açıkçası. Bu arada Billy Crystal demişsin, hemen bir trivia söylemek istiyorum dedin. Billy Crystal bu işte Rob Reiner, yani filmin yönetmeni olan adam, onun sahnede olamamış adam. Okudunuz mu bunu bilmiyorum. Okudum. Bunu yıllar önce okumuştum. Hiç de anlamadım çünkü ben o kadar gülmüyorum. Bence abi o yaşlanmış ya. Billy Crystal'ı ben zaten genel olarak hiçbir filminde çok gülmem açıkçası. Nasıl yani? Analyze This filan içinde geçerli bu. Hmm. Ah ciddi evet. Misin? Bence ya bu filmde de hani öyle çok komik bir şey yok. Sadece işte hani her şeye rağmen hala para gözü oluyor olması mantrak falan. Analyze This'te Robert De Niro'yu gülüyorsun diyorsun. Ya neyse whatever, hani boşver de işte. Bunda gerçekten bak, onu ben ta zamanda yine bu benim Nightmare Before Christmas gibi üniversite döneminde böyle izlediğim bir film ilk. İzliyorum böyle diyorlar ki işte Billy Crystal'da yorulmuş yönetmen, ayarlarda yuvarlanmış, sette duramamış falan.
Bence yönetmen kafayı çekip geliyor mu? Abi tanıdığı için karşısında böyle anladın mı? Evet, makyajla falan şaşırmışlar yani. Tabii biraz komik gibi ama bir yandan... Ya filmde çok fazla komik ve eğlenceli şey var. Bence o böyle arada kaynıyor bir açıkçası. Evet, bence yani. Billy Crystal'cıları karşınıza aldınız çünkü çok fazla da yok zaten. Fazla kalmamıştır. Biri iki kişi, biri de benim. Ben çok severim Billy Crystal'ı. İşte olabilir. Ben de kötü yani, bir şey demiyorum Billy Crystal'ı. Canı sağ olsun. Ama şu konuda şey konusunda haklısınız. Ben de zaten konuyu oraya bağlayacaktım. Ben de izledim. Ben de o kadar gülmedim ve bunu şöyle şuna bağladım. Hani böyle Amerikan tarzı kime espriler vardır gülmeyiz ya. Hmm. Ama millet yani o kültür yarılır. Ben herhalde oradan dolayı biz çok gülmedik diyecektim. Bence Billy Crystal'ı tanımakla da gerekiyor gibi bu arada yani o sahne. Bu arada bilmeyenler anlamayanlar için tipinden çünkü anlamak zor o. İşte Billy tane... Crystal bu. Yani ya da işte o büyü yapıp da öldü adamı geri getiriyor ya o tip falan. Karısıyla kavga eden adamı da söylemiş evet. Onu. Orası da artık fantast değil. Şimdi IBK olsa İsa göndermesi diyeceğim bilmiyorum neden. Fantast değil. De, evet bence. O kadar zor. Ama hakikaten bir de vurduğu anlardan biri yalnız. Evet ve aslında öykü olarak en masalsı ve pek bir anlamı olmayan yani hani böyle şey. Yani atıyorum şey sahnesinde bile karakterleri konuşuyor, o sahneleri konuşuruz belki de. İşte bu üçlü birden peşlerinden şeyi dağı tırmanırken bizim adam bırakıyorlar. Bir tek işte Indigo bununla dövüşüyor filan ya. Hani orada bile işte böyle adım adım tamam bak şimdi ipi bırakacağım ama hani bana güvenebilirsin değil mi? Evet sana güvenebilirim. Bak ama işte ben sana güvenmiyorum çünkü sebebi şu filan diye. Hep böyle hani her şey çok mantıklı ve rasyonel bir tabana oturtuluyor filan. Zaten hani o masalsı havayla biraz o modern senin dediğin tepkiler oralarda işte bir çatışma yaratıp insana daha böyle gerçekçi bir şey anımsatıyor sanki. Bir tek o bu büyü yani bu ölümden geri getirme büyüsünün hani hem şey bir ne bileyim işte gerçek hayatla çok bir şey yok çünkü ölüyor adam ve geri geliyor yani. Ama orada da şey çok kolpa ya makine var çeviriyorlar 50 yıla gidiyor. Bir de böyle çok kolpa kolpa gidip geliyor yani. O makine de kolpa olduğu için okey. Kolpa olduğu bir böyle şey yapıyor çeviriyorlar kolu aa ölüyor. Adam da sonra bunu tamam ben diriltiyorum o zaman diyor. Bir sonraki sahnede dirilmiş bir de çikolata veriyorlar. Kendine gelsin falan diye. O şey diye düşünüyorum arkasında ben. Arkasında şey diye aman hiç sus sorma ya. Hiçbir şey de yaramayacak diyor bir de yani son dakika. Yani herhalde filmin son perdesinde diyelim bizim karakter zekasıyla düşmanını yensin diye bütün olaylar zinciri gerçekleşiyor gibi geldi bana açıkçası. Bir de ben o 5 yıl 50 yıl muhabbetini çok da ciddiye almadım. O herifin uydurmasyon bir şeysi gibi geldi bana. Evet. Yani hani filmin kozmosu içinde de ciddiye almadım yani. Altı parmaklının. Tabii çok şey değil yani. Böyle çok şakası gibi. Bir kurala dönüşmüyor yani de genel bir kurala ölüyor işte. Ya karakterleri konuşurken başrolleri tabii konuşalım ama Monty Patkin'in oynadığı Indigo Montoya. Doğru mu okudum? Indigo Montoya. 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 Hadi Indigo Montoya hatta yani. Öyle Indigo şey. Da değil Indigo. Indigo. Ya herif hem çok iyi hem de şöyle bir şeyim var. Bu Homeland'de oynayan adamdı bu. Ben de Homeland'de oynadığını görmüştüm bu herifin. Filmi izlerken diyorum ki bu adam ne zaman çıkacak? Bir türlü çıkmıyor. Meğerse en komik adam oymuş falan onu fark ettim. Yani herif çok iyi ya. Çok beğendim herifi yani. Hay Allah. Adam mesaj attı sana sanırım. Evet, rica ederim. Paralar yapmış. Ya bu adam gerçekten böyle benim herhalde ilk sevdiğim, ilk çok aşık olduğum anti kahramanlardan. Yani mesela uyduruyorum. Biraz işte bu filmin Han Solo'su gibi diyelim bu tip ama... Hani Han Solo bile işte bir tek hani ya ben paramı bakarım filan deyip sonunda geri dönüyor. Böyle başta bayağı hırsızlar arasında düşmüş. Zaten işte alkolik hani bayağı düşmüş yani. Böyle Han Solo'nun diyelim daha o kaçakçılıktan gelen hoşluğu biraz romantize edildiği için sanki var gibi. Bu adam ise acısı daha gerçek geliyor insana işte babasını kaybetmiş. Hmm. Hakikaten intikam peşinde. Bir de basit bir adam hani 20 yıldır buna taktığı için... Kılıç işte kullanmaktan başka hiçbir şey de gelişmemiş herif. O yüzden Ayyaş'ın teki oluyor bununla uğraşmadığı zaman. Zaten diyor ya başka hiçbir şey yapmadım. ya işte bir şeyler de yaptım ama son 2 senedir arıyorum onu falan İntikam diye. Da iyi para falan diyor. Aynen. Yani bak hadi adamın intikam peşinde olması, bütün 20 yılda bunu adaması çok masalsı. Ama bu yüzden Ayyaş'ın tekine dönüşmesi işte gerçekçi geliyor bana yani mesela. Aynen güzel şeyler var. Bu filmle ilgili bu film bilhassa da FRP oynayan insanlar için, D&D'yi evet. Çok seven insanlar evet, için. Evet. Monty Python and the Holy Grail'dan sonra en çok alıntılanan ikinci film. Net FRP macerası filmi gibi. Tabii bariz. Ama D&D dünyasında da böyle sürekli şey işte zar atıp böyle kötü gelince inconceivable falan hani prepare to die'ler bilmem neler falan böyle çok şey. FRP yurt dışından falan da hani FRP kültürü tüketiyorsan Princess Bride mesela benim erken yaşta belki biraz keşfetmem sebebi o yani. Çünkü Baldur's Gate'lerde, Icewind Dale'larda göndermeler falan da görüyorsun böyle.
Indigo Montoya falan diye adamlar çıkar böyle oyunlarda. Babamı arıyorum ben, gördünüz mü? Hayır diyorsun, gidiyor falan. Evet, doğru. Yani evet, böyle eminim vardır belki. Masaüstü FRP oyunlarından uyarlanan bilgisayar oyunlarında, FRP macerasından hep bir şekilde Princess Bride şeydir. İşin içindedir yani. Böyle ya, ben bilmiyordum. Böyle bir o yüzden şey var yani, farklı kültürlerin tarikatı içinde... Tarikatı var canım bu filmin. Böyle tabii, tabii. Bir... Holy Grail gibi biraz o açılarda. Evet. Yani. Bir de yani bugün izleyince hani bana mizahı, komikliği en ön planda gibi gelmedi. Daha çok öyküsünü bu sefer izledim ben ama hani bence çıktığı zaman biraz daha komik olarak da algılanmış bir film olduğunu düşünüyorum ben bunu yani. Aslında çok çok ince espri falan var arada. Bir replik geçiyor, başka bir şey söylüyor öbürü. Kaynıyor gidiyor ama işte hani bir tık 87 yılında çekilmiş bir filmin komedi temposuna şey yapacak olursak, işte ölçecek olursak bayağı bence komedi temposu yüksek aslında. Ben bence şey bile çok sevimli ya. Yani o tepelerden işte böyle Cliffs of Madness diyor böyle işte klip yani tamam şeyler, falezler bir takım. Tırmanıyorlar falan. Tırmanırken Inigo ile adam arasındaki muhabbet de çok iyi. Yavaş tırmanıyorsun bayağı. Ya müsaade eder misin? Zor çünkü. Hani böyle bu tarz minik minik muhabbetler evet, evet. Çok yakışmış filmin içerisinde. Ben ilk defa izledim. Yani background'um hiç yok ve komedisiyle ön planda olduğunu düşündüm ilk başta. Çünkü gerçekten başta o senin söylediğin sahneler, o sahneler falan çok absürt. Ben şeyi çok severim. Böyle özellikle bunu yakalayabilen filmler vardır. Mesela biri Ömerci'nin aklına geldi şey, Cehennem Silahı. Çok alakasız ama. Evet. Bir aksiyon içerisindeyken kahramanlar arasında bir diyalog ve o diyalog güzel de yazılmışsa eğer tadından yenmez. Burada da o senin dediğin tam o. Ben de dedim ki bak bu filmin sık yaptığı, tekrar ettiği bir şey. Çünkü sonra dövüşürlerken de oluyor falan hani birbiri arası diyalog. Çok hızlı karakter inşa ediyor film. Evet, ve karakter inşasına hiç ekstra vakit ayırmıyor. Yani iyi diyalogla aksiyon olurken, aksiyon olmak üzereyken kuruyor her şeyi. Yani filmde 2-3 tane böyle sabit durup da İşte o tam şey sahnesi işte. Frens'in de kötü adam olduğunu meydana çıktığı sahne var ya bir tane. Hay Allah biz zili de tuttum bunu öldürsün falan diye böyle bariz açıkladığı bir yer var ya. Mesela o böyle çok açıklama sahnesi, karakter sahnesi. Onun dışında hep halbuki akıcı bir şekilde karakterini tanıyorsun. Hatta bir sahnede Inigo şeye saldıracakken işte komuta saldıracakken sana anlatayım falan diyor. Sonra böyle oluyor. Anlatacak çok şey var. Sana özetleyeyim deyip hemen yani o şeyinin de farkında böyle yani. Evet, tempolu bir film hakikaten. Uzatmıyor, hızlı hızlı ilerliyor. Abi mesela ben o bu dediğine çok katılıyorum ve en çok şurada benim dikkatimi çekti. İşte bunlar en son o üçlüden kurtarıyor bizim siyah şey yani neydi? Wesley bizim kızı kurtarıyor falan. İşte prensi falan karşısına çıkıyorlar. Kız beni alıp gidersen çocuğu hayatta bırak falan yapıyor ya. Orada mesela tamam bırakacağım diyor. Mesela prens diyor ki tamam bırakacağım diyor. Hiç uzatmadan hani böyle ne bu senin için kim falan diye uzatmıyorlar. Sonsuza kadar yaşayayım ve hiç ava çıkamayayım. Ha, falan sonra tam kız işine gitmeye başlıyor. Neyse bunu gider kaynaklarda atarsın diyor. Okey diyor bilmem ne. Sonra da mesela bunlar yalnız kalınca Wesley ile o altı parmaklı adam. İşte gelin bakalım bay bilmem ne bay işte korsan bey falan diyor. Biz işte aksiyon adamıyız. Uzatmayalım öyle değil mi? Haklısınız falan diyor. Hemen gene aksiyona devam ediyorlar. Yani gerçekten böyle şey duygusal ne denir böyle tirat sahneleri mesela müzik girip de bilmem ne bunu ona nasıl yaparsın büyük kıskançlıklar falan yok. Bu tarz şeyler çok tempolu ve hızlı ilerliyor gerçekten. Bu filmin bence de bayağı keyifli olmasını sağlıyor. Bir de herhalde yani bana işte şey gibi geliyor ya ben hep bu filmi izlerken bir art niyet arıyorum tamam mı? Yani böyle hani sırf eğlenelim gülelim eğlenceli bir film olsundan öte bir şey arıyorum işte birçok sahnede. O hani ciddi ayakları yere basıyor dediğim tarafını kastediyorum yani. Bu tercihte bana biraz işte böyle romantize etmeyi gereksiz bulmuş yönetmen ya da yazar ya da işte bu filmi tasarlayan insan diye düşünüyorum. Bence bugünün filmleriyle de pek çok açıdan zamanına göre o dönemin filmleriyle de çok dalga geçiyor. Evet. O dönemin filmleriyle şey açısından yani karakterlerin böyle anlamsız aksiyon çünkü 80'ler ya şimdi. Hani böyle tak 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 5 kişiyi öldürüp böyle cool olmaları gerekirken konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar, beceriyorlar, beceremiyorlar. O böyle bir sempatik olmaları o dönemin aslında biraz parodisi. Bu döneme göre de hala parodi gücünü bence şey açısından konuyor. Sizin o Flash'ta çok bariz belli ettiğiniz ve bugün her süper kahraman filminde falan gördüğümüz işte kahraman işleri iyi gitmeyince küçük böyle bir depresyona girer 15 dakika ama sonra kendine inanır ve başarır falan ya. Var mı öyle bir sahne? Asla yok. Sadece... Herkes yaptığı işte gayet başarılı ama başlarına belalar geliyor gerçek bir macera gibi ve onlar başlarına gelen macerayı çözüyorlar. Bir an mesela bizim adam dara düşüyor diyor ki abi ben işte kolumu kıpırdatamıyorum sen sadece güçlüsün sen de buradasın 60 adam var yapacak hiçbir şey yok. Keşke en azından bir el arabamız olsaydı. El arabamız evet, var. Abi. Aa okey o zaman desenize. Hani herifin düştüğü tek depresif durum bu anladın mı? Evet, evet.
Yani hiç öyle şey yok. Ben buraya kadar geldim aşkımı kurtarmak için. Ama nasıl yapacağız? Bırak beni! Falan evet. Hadi kendine inanırsan yaparsın falan. Zaten herkes ne yaptığını, ne olduğunu çok farkında yapıyor. Evet abi. Karakterleri evet. Güçlü yapıyor bence o biraz. Bence de. Şey karakterimiz var, ben bok yoluna gittiğini düşündüm. Vizini. Vizini karakterimiz var. Ama Vizini kötü ya, o bir cezalandırılması lazım yani. Hayır, evet evet, ben işte zaten filmin dönüm noktası bir Vizini'nin ölmesi oldu. Ben mesela hep şey aradım, tamam mı? Şimdi filmi izliyorum, Vizini ile işte şeyi koydu, zehri koydu. Dedim ki kesin bir şey koymadı. Koymuş. Dedim kesin bayıltan bir şeydir. Yo zehirmiş. Şimdi kalkacak. Yo kalkmadı. Yok, ben de çok şey oldum yani. Oha bu. Karanlık abi. Evet evet. DC yani, evreni evet. Gibi biraz. Evet evet. Yani kızı da yetiştirebilseler şeye, sınıra öldüreceklerdi gayet böyle işte, ne bileyim. Vizini galiba. Hatta şöyle bak, aslında orada karanlık olan şey şu. Vizini zaten hani işte yoldan çıkmış kötü bir herif, tamam mı? Hani savaş çıkarma karşılığında para alıyor, bu kadar ahlaksız bir adam. Ama öbürleri ne, bu masum kızı öldürecek miyiz şimdi filan diye içleri eriyor ya. Ama büyük ihtimalle sınıra ulaşsalardı, hiç bizim Wesley bunların peşinde olmasaydı Vizini kızı öldürecek veya öldürtecekti. Andrea ile şey de hani bizim Indigo da böyle bakacaklardı kenarda. Evet. Yani o... Onlar da pasif. Aynen, onu o gerçekçilik var işte gene. Hep gerçekçilik deyip duruyorum ama işte o benim bu filmde gerçekten çok hoşuma giden bir parçası. Bir de Vizini'nin işte övündüğü tek şey olan zekasını sergilediği o sahnede ki diyaloglar çok şey ya. Abi diyalog da muhteşem, sonuç da muhteşem yani. Sonuç o kadar beni yani ilk izlediğimde o kadar kopmuştum ki ya, inanamamıştım yani. Vizini'nin ama hafif şeyleri var bu arada. Çok böyle zeki geçiniyor ama pek zeki değil tabii ya aslında. Tabii tabii, net hani, net. O yani. Mesela şeyden falan belli, böyle İngilizcesinde inconceivable diyor ya. Ama doğru şimdi, yerde hep kullanmıyor zaten. Yani çünkü conceive edilecek bir şey yok aslında. Conceive böyle hani düşünülü, birisi bunu aklında canlandıramaz gibi bir anlamı var conceive'in. Inconceivable. Peşimizde adamlar var. Inconceivable şey böyle. Yani impossible değil yani, anlatabiliyor muyum? Böyle saçma bir kelime kullanıyor şey gibi. Çok kitap okumuş ama hiç anlamamış evet, bir adam evet, hali var evet, dedim böyle yani. De onun cezalandırılması dediğin gibi filmi bir anda birilerinin ölebileceğini gösteriyor tabii, bence. Tabii o kesin. Bir dönüm noktası yani. Game of Thrones'luk yaşadık orada böyle. Çat diye gidince adam. Yani o kadar. Ya ben beklentimi biraz böyle masalsıya kitlemişim. Benim için şey oldu yani izlerken, ha dedim dur o zaman bir dakika kendime geleyim. Bu şey sahnelerini çok seviyorum ama sence onda mı bunda mı falan yani böyle karakterler konuşsun muhabbet etsin falan. Benim aklıma orada şeyler geldi. İşte Wesley'de bir iki laf edip onun kafasını mı karıştıracak? Acaba dedim Wesley'nin şişeyi mi seçecek? Hani anladın mı böyle işte, çünkü mesela çocuk şey diyor zehir hangisinde falan diyor böyle. Şey demiyor yani, iki bardaktan birini seç demiyor mesela, anladın mı böyle o falan dedim ama herif o kadar işte kendi egosunu böyle kanıtlamak peşinde ki işte sen Avustralyasın ben bilmem ne bir filmde bağıracak çut konuşup sonra da hiç bir çıkarımda bulunamayıp herifin bardağını direkt içmek gibi bir salaklık yani dümdüz böyle. Ama ona giden yol da çok güzel. Gitmiyor ki aslında işte, çünkü işte son yaptığı hamlede şey oluyor hani düşündü sonra falana geliyor konu salak yani. Ama orada asıl bak ben onu ilk izlediğimde anlamamışım da hani asıl yapmaya çalıştığı şey ağızda götürüyor karşıdaki irkilecek mi tereddüt edecek mi etmiyor mutlusun ama değiştirdim yapıyor ama yani bizim adam zaten aa öyle mi nerede hani böyle yaparken evet. Bence belliydi zaten hani Vizinin bu oyunu çevireceğini önceden gördüğü falan. Bir de şey tabii peki sen ne yaptın hani ikisine de biraz koydum diyor bir de peki sen ne yaptın ben bağışıklık kazandım. Çok nasıl düşmüştüm yok. Aynı muhabbeti şeyde ben sonra yıllar sonra görmüştüm. Batman'in hikayelerinden bir tanesinde. İşte Batman böyle çok cin göz geçinen Riddler'ı bir hikayesinde sıkıştırıyor. Riddler'a işte diyor ki Riddler böyle şey diyor. Ne yapıp beni dövüp mü teslim olacaksın? Yani işte ben bu kadar zeki adamım. Daha hep kasla vuruyorsun falan. Aynı geyi yapıyor. Batman diyor ki ikisi iyi seninle bir akıl oyunu oynayalım. İşte küçük işte bir şey var orada hemen. Onlara birisine böyle zehir olmayan bir şey, birisine zehir olan bir şey koyuyor hesapta. Hangisine koyduğumu bilirsen salacağım seni falan diyor. Riddler aynı muhabbeti yapıyor birebir. Sonra karar verdiğine çok güvenip içiyor. Aynı hikaye. Batman ikisine de bağışıklık geliştirmiş. Saçmalama. Birebir aynısı. Bayağı almışlar. Bu da saygı almışlar duruşu diyorsun yani. Açılarıyla falan bayağı şey. Yani zaten bir şey söyleyeceğim. Bu içki içme zeka oyunu mevzusu Sherlock Holmes'un mevzusu değil mi bir tane zaten? Tabii ki. Ama onda böyle ikisine de koyduğum ve bağışıklık geliştirdiğim çakallığı yok. Sherlock Holmes'ini izledim de. İlk bölümünü hatırlamıyor musun? Aa evet, Sherlock ilk bölümde vardı, doğru. Yeah. Ama bir şey söyleyeceğim. Herhalde orijinal öykülerinde olan bir şey yani bu içki oyunu falan. Bu masallarda çok olur evet. Ama yani masallarda şey... böyle şey genelde olmaz. İşte bu başlıklı kısmı olmaz. Yani bu filmde işte şey parodisi zaten o. Hani düşünerek falan çözmüyorlar. Bizimki zaten çakalmış falan. Hani çok sert bir çözümü var yani.
Sherlock da galiba şey vuruyordu. Watson vuruyordu sonunda. Sherlock da kusuyor muydu adam? Yok, hiç hatırlamıyorum. Şey miydi? Watson vuruyordu abi camın karşısında. Evet, evet. Ne güzel bölümlerdi onlar. Neyse bu gelmeyelim bu muhabbete. Onlar iyiydi. Sen de seviyorsun onları. İlk üç bölümü güzeldi. Şey var. Sonra ben izledim. Ben filmi işte yeniden izlerken Wesley, işte Buttercup'ı filan, diğer üçlüyü müçlüyü hatırlıyordum. Bir tek Prens'i ve onun olaylarını pek hatırlamıyordum açıkçası. Neyi niye yaptığını yani. Ve bu sefer izlerken bir de biraz onun gözünden de olaya bakmaya başladım. Ve açıkçası biraz son zamanlarda sanırım çok anlayışlı ve şey bir insan olmamdan ötürü Prens'in de haklı olduğu tarafları görmedim değil arkadaşlar bu arada. Yani aslında adamcağız da biraz bok yoluna, krallığını, gücünü kaybediyor falan gibi geliyor bana. Biz şu, yani bu zamandan baktığımızda şöyle diyoruz. Prensin zaten en büyük hatası ortada prenslik, krallık bir şey olması ya. Monarşi açısından mı diyorsun? Evet, evet. O adamın suçu değil oğlum. Allah Allah. Evet, evet. Yani zaten orada bir suç var. Çünkü adam diyor ki kanun gereği ben istediğim kadınla evlenebilirim. Zaten burada başlıyor da bu suçu. Ama bütün bunlar kozmosu içinde düşünürsen haklısın. Şimdi ben şunu demek istiyorum abi. Şimdi prensin olayı yan ülkeye savaş açmak ya. Bunu adam bu kadar istiyorsa, ki görüyoruz adam böyle psikopat manyak falan da değil. Hani orduların büyüsün, kampanya olsun falan diye bağırmıyor adam. Demek ki ekonomileri, ülkenin büyüme pozisyonu falan artık başka bir yan komşuya saldırıp orayı ele geçirme durumuna gelmiş. Arkadaşlar hepimiz sıvızla iş oynadık. Yani hiç savaş açmadınız mı yan komşuya büyümek için falan. Adamcağız da savaş açabilmek için bir bahane bulması gerekiyor propaganda amaçlı. Arada da belli ki din farkı yok, millet farkı yok, efendim sınır çatışması bilmem ne yok. O yüzden yalandan işte bir kızla evleneyim, onu öldürdüler o yüzden saldıralım falan gibi planı var. Bir tane şey feda edecek. Köylü, hani onun gözünde, ama ülkesi kalkınacak, güçlenecek diye düşünüyorum ben. O yüzden bizimkilerin... Senin Civilization değil, Crusader Kings oynama yaşın gelmiş abi. Crusader Kings'de bayağı gelin al, gelin üzerinden savaş çıkart üzerine kurulu bir oyun yani. Ben bilmem arkadaş, Civilization oynayacaksan böyle oynanır. Bu bir... eski dağlar opportunist olmuş tabii. Ona ya şimdi yok, yanıyorum. Şunu demek istiyorum yani. Haklı haklı tabii canım. Kalçalı Victor yok mu Civilization'da? Ben hiç kimseye savaş açmadan bitirdim o oyunu. Yemezsen yerler belli ki bu ortamda. Herifi 60 tane adam vardı bak. Hemen şey, bir tane... Kurkuluk sıkılan şey yüzünden yok oldu. Neyse dur. Devlet adamlarımıza da hak veriyor musunuz beyefendi? Öyle bas bas bağırırken, savaşlar çıkarmaya çalışırken. Valla ben hak vermiyorum ama işte olduğumuz hali kabulleneceksek olaya böyle de yaklaşabilmek lazım diyorum yani. Neyse sonuç olarak hani o daha gerçekçi bir şey. Endüstri şey devam ediyor. İşte sanayi devam ediyor falan diyelim. Gelişme, medeniyet devam ediyor. Ama bir yandan romantik, gerçek aşkın gücü. İşte hani gerçek aşkınla evlenmezsen hayat sana bir zindan olur mantalitesi yüzünden. Bunlar gelip bütün içi piç ediyorlar. Gerçek aşk. Şeyi çok iyi ama gerçek aşk. Gerçek aşk. Herkesin bir şey var. Desenize gerçek aşk. Şey konuşalım. Palpatine döneminde Star Wars ne güzel kalkınmıştı. Evet evet işte aynen. Ne güzel Order Victory'ye gidiyordu adam yani ama şey yaptı. Hoş olmadı. Hay Allah. Bütün galaksi tek. Evet, bizim bir de devimiz var. Yani iki masalsı şeyimizde de. Dev kitabında Türk bu arada aslında. Türk kitapta mü? Hiç söylemiyorlar. Fezik. İsmi de böyle zaten biraz şey. Arap falan şey yani. Gibi, Orta Doğu işte, gibi evet. Yani. Osmanlı. O Fezik gibi. Aslında kitapta Türk olduğu bir yerde geçiyor böyle. Fezik. Pehlivan falan gibi bir şey hani yani. Hadi ya. Ha, burada böyle şey ama. Bizim pehlivan meşhurdur. Andre Fransız yani. Ya bu şey bir film canım. Hani dünyada geçiyor. Kendi sesi geçiyor. Değil zaten ne? Galiba. Kendi sesi değil. Abi kendi sesi olsun bir zahmet. Zaten dediği hiçbir şey anlaşılmıyor. Hani eğer dublaj yapacak olsalar adamcağızla en azından dediği anlaşılır. Ya da tam İngilizcesi yok da ezberleyerek konuşuyor. Öyle bir abi, şey var. Fransızca da İngilizce konuşuyor adam ama çenesinde de yamukluk olduğu için Andre the Giant'ın konuşması meşhur, çok meşhur bir güreşçi bu arada. WWF'in ilk Hall of Fame'e kattığı en büyük dövüşçülerinden. Ondan sonra Hulk Hogan'lar falan geliyor hani böyle çok şey. Amerikan kültüründe yeri çok büyük olan bir adam oğlum, böyle. O da çok güreş geek çıktı. Çok yaşamamış o da. Endemik rahatsızlığından dolayı. Zaten işte o işte akromegali var adamda işte yani zaten. Onunla doğmaymış şey, hastalığı. Çok pekmez yemekten öyle değil yani. Adam hastalığı var yani. Tabii canım belli. Biz de ona dönüşmeyeceğiz mi? İlk yıllarında akromegali yani böyle bedenini çok daha hızlı büyüttüğü için çok daha böyle hani güçlü kaslı falan bir adammış. İnanılmaz içip böyle milleti dövebiliyormuş falan. Abi Allah korusun bir akraban falan mı var? Sen nereden biliyorsun bunları bu kadar? Andre the Giant lan, bilmiyor musunuz Andre the Giant'ı? Ne bileyim, hastalığını açıp detaylarını okumamıştım senin gibi. Bilmiyorum, WWF kültüründen biliyorum ben de yani. Bu Amerikan güreşçiler kültürünü biraz araştırmıştım zaman. Yerin de futbol izlemiyoruz değil mi kuzen? Ha? Hiç bilmiyorum. Futbol değil mi? Ha, doğru. Maç izlemiyoruz abi. Hadi falan. Galatasaray'ı tutuyordum ben bir ara, şimdi sonra bıraktım. Fatih Terim biraz acayip bir herif değil mi? Asabi falan. Neyse.
Ben şey hatırlıyorum. Buna pankreas demez miydik? Hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle bir geçmişimiz vardı bizim. Pankreas dövüşleri. Evet. Hatta ameliyat falan geçirmiş de böyle çok kendi sahnelerinde gücünü uygulayamıyormuş bir şeylerde. Tabii tabii. Adamcağız öyle dev gibiymiş ama onu ben de okudum yani. Şeymiş, sırtı falan belli problemiymiş. Hiçbir şey kaldıramıyormuş. Şeyi tutamamış. Robin Wright. Robin Wright'a gelelim. Ha evet o, ya. Abi, o ne duru güzelliktir o ya öyle. Abi Robin Wright... Ben bu kadar genç filmi ilk defa izliyorum. Ben House of Cards'taki abla olduğunu bugün izlerken, dün izlerken tekrar baştan fark ettim bu arada. Ben bütün, ikisi kafamda aynı insan değil. Bütün bu yani. İnsanların Jenny olduğunu da biliyorsun değil mi? Forrest Gump'ın Jenny. Neyi? Forrest Gump'ın Jenny. Canım benim. Güzel kızın Sean Penn'le evlendiğini biliyor musunuz? Magazine no girelim biraz. Wow gerçekten mi? Peki düğünleri ne kadar nasıl bir şeydi acaba? Evet şimdi düğünlerini anlatmak üzere şeye bağlanıyoruz. Şuna da eminim denk gelmişsinizdir var. İnternette. Wesley ile yani Wesley oynayan adam onun da adını hiç bilmiyorum. Yani tek bir öyle bir şey. Liar Liar'da yardımcı oyunculuğu oldu. Başka da bir yerden tanımadım. Carrie Elves. Testere'de kolunu kesen abi bir de. Ha bir de şeyde de var. O mu? Testere'deki doktor işte ilk. Ha ben onları izlemedim. Şeyi de var ama. Robin Hood'un parodisi bir film vardı yani. Man in Tights. Onu da başrolde. Mel Brooks değil mi? Bu iki tip sette de hakikaten birbirlerinden bayağı hoşlanmışlar. Aralarında gerçek bir kimya oluşmuş filan. O yüzden iyi işip duruyorlarmış. Şaka yapmıyorum. O en son öpüşme sahnesini tekrar take filan almışlar. Ne kadar ahlaksız şeyler yapıyor abi yurt dışında ya. Abi yurt dışında işte yastık vardı. İyi taraflarını aldım. İyi tarafı. Bunları almayın. Yalnız abi Carrie Elves'in gençliği ne kadar yakışıklıymış bu arada yani. Evet o da hoş çocuk. Vallahi öyle. Şile denmez ince yani. Bıyık yakışıyormuş. Bıyığı kesmiş iş bulamamış bu kadar zaten. Değil mi adamın yani şeyi... Sempati sıçıyor herif değil mi? Bence de kariyeri daha parlak gidebilirmiş ya. Çok şey gitmemiş yani adamcağız. Yani en azından ben bilmiyorum. Yok parlak değil canım. Birkaç başrol daha var. Ondan sonra her şey. Yaptık işte. İzlerse üzülmesin. Yazık. Don't worry Mr. Yani şu kadro içerisinden aslında daha büyük prodüksiyonlarda devam eden aslında çok tuhaf bir şekilde en az oyunculu olan Buttercup olması ilginç bir detay gibi geliyor i̇şte, bana. Ama o da kendi filmleri üzerinden değil de böyle şey. Buttercup dediğinizde ne bir tek Forrest Gump'tan başka ne var ki? Şu an Wonder Woman'ın annesini oynuyor iki filmde. Ha okey tamam. O House of Cards'la gelen bir şey. Robin Wright'ı diyorsun. Şuradan. Robin Wright'ı diyoruz. Tabii ama işte kendi Batırka üzerinde bir sinema söker. Robin Wright is in bilmem ne diye. Bu arada yani. Sizin şeyi izlemişsiniz var mı? Spinal Tap. Ha izlemedim. Bir documentary. Yok. Nasıl ya? Ulan bu kadar ofis seven insansın. Ben muazzam bir eser o yani. Hadi ya. Pre ofis yani o böyle. Duydum biraz. Onda da şey oynuyor işte. Altı parmaklı adamın projesi o tümüyle. Başrolü de kendisi. Prodüksiyon da kendisine ait. Öyle de matrak bir herif belli ki. Bayağı matrak bir herif. Inigo Montoya bu dövüşleri sırasında iki kere falan adamın bacağından şişlemiş. O yüzden o dövüşlerdeki kaçma sahneleri bu yüzden çok gerçekçiymiş adam. Abi bak. Anladın mı? Hani böyle son dövüşlerde falan böyle oluyor ya. Hakikaten bir iki kere saplamış yani çünkü. Bu arada 3 ay 3 ay da şey yapmış ya çalışmışlar. Abi o çok ilginç ya bak. Ya bu film için. Evet yani, şimdi bence... şuna yani ben şu benim gerçekten bu film hani çok ekstra ciddi hoşuma gitme mesela. Bu film için dediğin çok meşhur bir film ya. Hayır hayır öyle değil. Yani aksiyonun ön plana çıkan film olmamasına rağmen. Ama iyi dövüş zannedebilir. Evet çok iyi. Abi çalışmışlar çünkü yani, abi. O ilk düello 3 dakika 3,5 dakika falan süren düello yani. Hani filmin o noktasına kadar okey esprili masalsı şey bir film gibi izliyoruz mu izliyoruz. Ama o an bir müzik de giriyor. Hatta bence o sahneye rın, açılış... Rın falan öyle şeyler oluyor. Evet biraz cıvık gibi başlıyor. Biraz hani çıplak silahta falan böyle kendilerini ciddiye alıp dans koreografisi falan yaparlar ya. Onun gibi başlıyor sanki. Ama sonra hakikaten eşek gibi bir koreografiye dönüşüyor ve... hani şunu hatırladım ben izlerken. Şimdi 1987'de çekilmiş ya bu film. O zaman görsel efektlere, işte dijital şeylere falan dayanarak yapmıyorlardı filmleri. Ellerinden geldiğince yapıyorlarmış. Bu filmde de bu dövüş koreografisini ellerinden geldiğince ciddiye almışlar. Çalıştıran adam, koreograf olan adam dünyada en son gerçekten ölümüne düello yapıp hayatta kalmış olan bir kılıççı herifin öğrencisi falanmış yani düşün. Burada Star Wars'ta falan da olan bir tabii, adam. Tabii tabii. Aynen. Yani ben de yeni okudum. Böyle bir dönem sanki daha çok görsel efektler, işte bilgisayar efektleri falan daha çok aksiyonu sırtlanmaya başlamıştı gibi. Şimdi yeniden böyle John Wick falan gibi projelerle hani oyunculara daha çok iş düşüyor ya. Aslında böyle bir dönem varmış işte dedettirdi bana yani. Çünkü eşek gibi çalışılmış belli yani ve anladığım kadarıyla dublör de değil oyuncuların ikisi de onu oynarken. Ben mesela... Kendileri oynamışlar. Bir tek o takla atıp yuvarlandıkları kısımlarda bir akrobat varmış. Onun dışında tümüyle kendileri... Okey zaten teknik olabilir yani. Biraz olsun bir zahmet. Ayıp. O da küçüklükten beri çalışılması gereken bir şey olduğu için. Çocuk böyle takla atıyor adam. Yani o biraz ekstrem bir aynen. O yüzden hani bir macera filmi olarak da beni hep mutlu eden bir film oldu yani bu açısı. Şeyi güzel kurgulamışlar canım. Yani başta böyle yavaş başlıyor nispeten dövüş.
Sonra ikisi de ben de solak değilim. Ben de evet. solak değilim diyor. Ondan sonra hızlanıyor bir de. Hızlı ve böyle daha sert bir hal alıyor. Ve çabuk bitiyor ondan sonra tabii işte böyle. Ya bu arada şöyle detaylar var mesela ki bunu ben anlamamıştım da internette okudum gerçekten. Adam mesela şey bizim adam Wesley ilk bunlar konuşurlarken filan ayakkabısını sol eliyle çıkarıyormuş mesela bilerek. Bu hani solak olduğuna dair karşısındaki veri gösterme oyunu önden başlıyor yani aslında. Birbirlerini aldatma oyunu falan filan. Evet onları falan tabii çok fazla ciddiye alıyorlar ama şu dediğinize şöyle de katılacağım. Ek bir şey söyleyeceğim. Hani filmi yeni izleyen biri olarak. Filmde böyle aksiyon başlıyor dediğimiz sahnelerde falan yönetmen de iyi ya. Yani yönetmen de hani ben aksiyon filmi teslim etsen eline oturup senin eline çok nefis bir şey verecekmiş tatta. Böyle aksiyonda iyi bitince kötü falan. Genelde şey olur çünkü bu tarz filmlerde böyle aksiyonlar tırış mırış olur. Ve o çekimler falan da güzel yani. Tabii set bir de oralar. Mesela o ilk dövüşleri yer yanılmıyorsam kılıç dövüşünün olduğu yer set. Tabii tabii. Bana belli set gibi geldi çok yani. Belli canım. Çoğu set yani. Böyle dağlar kaleler falan hariç. Dağlar kalelerle birleşiyor galiba. Birleştiriyorlar bir şekilde. Yani yönetmen de iyi. Rob Reiner'a buradan teşekkür edelim. Şey sahnesi çok sert geldi bana izlerken. Önce Wesley yuvarlanıyor sonra arkasından Buttercup yuvarlanıyor ya. Niye sert? İyi dedim kimse ölmemiş. Bayağı yuvarlanıyor. Orada kesin dublör kullanmış olmaları lazım. Tabii abi dublör. Çok absürt değil mi orası ama işte? Ama dublör için bile çok sert değil mi abi? Dublör evet, evet. Ne yapacaksın böyle yuvarlanacaksın. Etekle mi? Evet. İyi. Maaşımı yatırdıysanız ben gidiyorum. Ben bence öyle değil abi. Bence böyle bir şey var yani. Peynir atıyorlar peşinden yuvarlanıyorlar evet. falan. Kesin görmüşsünüz. Bu yuvarlanmayı o bölgede yapan gençler bulup onlara bence para vermişler. Şey böyle, diye. Böyle falezden atlayıp acıcık yüzen çocuklar falan boing, boing, vardır ya. Yörenin gençleri böyle. Evet. Dur Kaan atlasın. İşte oralarda. Şey inanılmaz değil mi abi? Çocuk yuvarlanırken SUV işte yuvarlanıyor. Kız da böyle aa Wesley'miş aa diyor. Filmin kimi yerlerinde absürtlük dozunun hakikaten böyle Monty Python'a attığı yerler var böyle seviye olarak. Özellikle diyaloglarda oluyor bence o evet, arada. Evet diyaloglarda. Yani. Aksiyon aldığı sahne işte bir tek o yani o atladığı. Yani hakikaten o ezüviş deme şekli falan atlaması. Bu mesela biraz beni şey yaptı. Hani ilk izleyen biri olarak yine yorum yapacağım. Biraz böyle neredeyim ben tam olarak dedirtti ama. Yani evet. Bunu bir eksi olarak söylüyorum bu arada. Artı olarak değil. Valla masal kanka sağ. Yani zaten hani araya dede giriyor. Dedenin de göz burada. Hani o yüzden hiç sıkıntı yok da. Zaten şey filmde bir mekanla alakalı bir kafa karışıklığı var. Onu da ne kadar bilerek yapmışlar, ne kadar kazara olmuş bilmiyorum. Hani film hani dünyada geçiyor belli ki. Çünkü İspanyolum ben bilmem neyim ben falan diyorlar. Patagonya'da kral oldu bizimki falan. Brad Pirate Robertson olmalı. Ama hani hangi çağ orası belirsiz. O bu çünkü iki ülke Gilderlan ev Florin miydi falan. Onlar filan uydurmasyon herhalde tabii ki. Tabii. O yüzden hani biraz işte gerçek, biraz masal falan gibi kalmış işin o noktası da. Filmin tam olarak gerçek olduğu sahnelere gelelim. Yani aslında az olan dedeyle çocuğun işte kitap okuma hikayesine. Yani ilginç bak dedeyle çocuğun evet. hiç karşıla şeyle bütün diğer seti hiç görmemişler ya. Bu tarz şeyler bana çok ilginç geliyor. Dedeyle çocuk böyle bir günde falan çekilmiştir muhtemelen. Herhalde yani. Bir iki günde aynen çekilmişler. Tabii ki çekilmiştir ve yani o yani hiçbir dede, asıl masalsı taraf söyleyeceğim, bir oturuşta o kitabı çocuğuna okuyamaz zaten. O da bir masalsı taraf sonlara yani. Sonlara doğru en azından biraz, neyse çocuğum bir su iste bari. Öyle bir zaman da yok zaten. Kapitabı 24 saat. Kısa bir roman belki canım. O resimli falan biraz. Sen kitabı böyle tam görmemişsin. Tamam. Yani. Benim size sorum şu arkadaşlar. Neden filmde böyle bir şey var asıl? Yani bu film hani direkt atıyorum böyle şey gibi Robin Hood parodisi filmi gibi mesela başlayıp biter. Bir öykü de olabilirdi i̇şte orta çağda benim başta söylediğim denge olsun diye yapmışlar bence gerçekten. Şöyle kitap ama. Kitap uyarlama olduğu için. Ama bir dakika. Kitap çünkü şey gibi. Tamam çok, böyle. Çok peri masalı. Böyle çekmek zorunda değiller ki yani. Kitap çok peri masalı gibi anlatıyor kendisini. Ama sonra peri masallarını daha geçiyor. Şimdi yönetmen de bu arada screenwriting'e katkısı varmış bayağı. Şöyle düşmüş ya demiş ki biz bunu peri masalı gibi açarsak millet anlamayacak sinemada bizim aslında matrak yaptığımızı. Anlatım olarak ben şey yapayım. Hani bir dede çocuğunu anlatıyor olsun. Gerçekten peri masalıymış gibi seyirci ve çocuk da hani aslında adam şey yapmaya çalışmış. Sen Princess Bride kitabını alıp peri masalı okuduğunu zannederken tuhaf komik şeylere rastlıyorsun ve peri masalı çıkmıyor. Burada da aslında o hikayeyi şeyle yaşatmaya çalışmış. Posterinde böyle peri masalı gibi bir şey var. Giriyorsun çocuk biraz böyle seyirciye orada. Aynen. Öf abi peri masalı mı okuyacaksın dede ya falan doğru. böyle. O, ama işte dışarıdan o peri masal aslında evet. devam ettikçe sen böyle ay ne olacak sonu diye hemen de meraklanmaya başlıyorsun gerçekten de. Orada o çocuk biraz seyirci, dede de biraz bak hikayeler iyidir diye inatlandı. Zaten ana karakterimiz de çocuk bu arada yine. Hani tabii. aslında. Yani. Yani.
Hani. Ve sonunda şey oluyor. Evet, masalları ve işte bu hikayeyi seven bir çocuğa dönüşüyor. İnat bilgisayar oyunlarına gömülmüş çocuk yerine. Öyle de küçücük bir şey de var yani. Ama biraz şöyle çok üzücü de bir şey olmuş. Posterine bakıp çok insanlar gitmemişler. Çünkü peri masalı olduğunu zannetmişler gerçekten. O çocuğu mu sinemada, korkular? Sinemada biraz patlamış. Sinemada patladıktan sonra kablo TV'ye geçtikten sonra kablo TV'de böyle işte her bilmem 23 Nisan'da oynatılan her böyle bir özel günde oynatılan filmlerden biri olmuş. Acayip büyümüş. Ondan sonra, DVD'de, kasette falan kült filme dönüşmüş. Sonra böyle. Bir gün 23 Nisan. Bir gün, işte. Bir gün o dönemin genç kuşağı böyle 20 yaş 19 yaş işte takılan filan böyle özel özel izleyen ortamlar keşfedince kült filme dönüşmüş işte tabii. Belli ki. Ben de bence de yani şey film aslında senin dediğine katılıyorum biraz işte hani masalsı havayı katmak için gerçekten var gibi öbür türlü işte sadece esprili macera filmi gibi olurdu gibi ama böyle olunca hakikaten hani sen de kendini çocuğun yerine koyup aman diyorsun sonradan ilgin çekiyor. Bir de şeyi çok stratejik yere koymayı başarmış yönetmen hakikaten. Hani hakikaten sen kaptırmış giderken bir anda kesiliyor. Ama neyse bu öpüşmeli yeri okumayalım falan yapıyor dede bede bilmem ne. Bir de şey falan da güzel tam o dediğin yer diyor ya işte... Ve işte kız evlenmiş. Nasıl evlenmiş ya? Nasıl evlenmiş diyor. Böyle daha evlenmemişsiniz ya. Bir dur dinle. Yapıyor oku. Çok güzel tempo ayarlamaları var için o kısmında. Bence yönetmenin bir başarısı orası. Peki arkadaşlar siz seks esprilerini yakaladınız mı hiç birkaç tane? Seks yani ben bu kendi yakaladıklarım belki daha çok vardır bu arada. Seks esprisini açar mısın? Aynı üst başlığa sahip açıyorum, değiliz galiba. Açıyorum. Şimdi hani yarı aile filmi, yarı işte tatlış bir film ama biraz gerçekçi, karanlık olmaya başladığı zaman dede araya girmeli falan filan bu enteresan filmde. Mesela şöyle bir espri vardı arkadaşlar. Valla sol elimle tatmin olamıyorum. O yüzden sağ elimle yapınca daha iyi oluyor diyor mesela adam. Kılıç kullanımından bahsederken filan. Evet ama yani bu senin fesatlı. Bence hiç benim fesatlı değil. Bence de değil. Bence de benim. Ben hiç çalışmıyorum ama. Evet. Sen söyleyince yani aklımda tutmadığımı anımsadım. Yani öyle demiş. Ya da ne bileyim abi prensin adında da ya Humperdick falan. Orada sanki var gibi geliyor bana bir kelime. Hani tam İngilizcem yetmiyor onu anlamak için ama. Hump işte. Hump falan. Ha, aynen. Dayamak mayamak demek olmasın. Humperdick. Komik yani. Dur bakayım bir tane daha not almıştım. Siz konuşun ona bakacağım. Hayvana hampalat. Öyle şey mi? Aslı Powers. Aslı Powers. Bir yerdeki şey benim çok hoşuma gidiyor. Aşırı büyük fareler acaba var mı diye aşırı büyük farelerin kısaltmasını kullanıyor ya UFO gibi. Anladınız mı? Orada da öyle küçük bir modern gönderme var yine. Extremely large man. Oysa emo mu diyor. Bu da emo'ları ben gerçek olduğunu düşünmüyorum derken diye yaratık atlıyor ya. Dünyanın en kötü yaratık demişim bu arada. Ama yani başroldeki çocuk o kadar ciddi alıyor ki onu böyle inandırıyor seni de yani. Ya bu arada, İçinde adam varmış değil mi? Yani içinde net bir şekilde. bu arada yani şey bir dövüş tabii böyle atıyorum kılıç dövüşü gibi izlemesi o şekilde estetik falan bir dövüş değil. Ama şu açıdan benim hoşuma gitti Can. Bak yine FRP oynama anısından gelerek izleyince. İri fare işte. Aynen iri fareyle böyle dövüşür zaten. Yani iri fare sana atlayacak. Bak iki hareket yaptı. Önce kolundan ısırdı. Zaten bir şey yapamadı. Vurdu tamam mı? Kurtardı işte ağzını. Sonra ağzından tuttu falan. Yani şey gibi. Ben mesela hani hep FRP falan oynarken işte gözümde canlandırmaya çalışırım böyle şeyleri. Şimdi farelerle, kurtlarla falan savaşmayı hiç doğru canlandıramadığımı fark ettim aslında. Çünkü sen böyle kılıcına bir tane vurursun, o bir tane böyle he diye atlar hani. Değil mi? Bilgisayar animasyonu gibi düşünüyorum. Oysa böyle olması lazım işte. Yerlerde sürüklenerek, üstün başın yırtılıp toz içinde kalarak falan. O yüzden bana şey geldi yani pis ama zaten böyle olması gereken bir koreografi diye düşündüm mesela. Heroes geldi aklıma. Heroes geldi aynen. Duruyor böyle kurt atlıyor. Sıram var sonra. Evet, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben yavaş yavaş sonuna geliyorum. Bir tane replik var filmden aldığım. Çok hoşuma giden. Lütfen. Onu söylemeden edemeyeceğim. Lütfen. Bunlar Buttercup'la Wesley karşılaşıyorlar. Daha Wesley'nin Wesley olduğunu anlamıyor ya bir 3-5 dakika kız. O sırada işte kız şey diyor. Ben işte öldüm. Yani bir şeyler diyor. Hayatta mutlu olamadım. Bir şeyler falan diyor. Çocuk da hayat hakkında diyor ki. Life is pain princess diyor. Life is pain. Yaşam acıdır. Bunun aksini söyleyen herhangi biri de sana bir şey satmaya çalışıyordur diyor. Evet. Muhteşem bir laf bence. Çok tabii. Güzel bir laf. Inconceivable. Inconceivable. Yani işte o yüzden filmin bütün romantize etmeceleri kırmaya, bozmaya çalışmasını en çok hissettiğim anlardan bir tanesi. Ve böyle bir replik olduğu için de çok ikna alıyorum. Yani bu film hani romantik olmamaya çalışmış bir film. Romantik bir öykü anlatırken. Ama romantik bir mutlu sonla bitiyor. Neticede. Evet işte zaten güzel olan o. Yani gerçekçi bir... Yani ayakları yere basan bir hale olmasına rağmen romantik olması güzel zaten. Yani içi boş bir romantik olmamış oluyor işte. Bence Prens ve Wesley'nin son dövüşleri de çok iyi.
Yani o da apayrı bir güzel bir sahne. Battle of Wits. Aynen, yani böyle prens bence bir öf yapıyorsun falan diye böyle evet. Çocuğun üstüne doğru gelirken çocuk inatla o şeyi devam ettiriyor ya böyle to the death, no to the pain diye böyle. Sonuçta to the pain açıklıyor, burnunu keseceğiz, kollarını keseceğiz. Sikeceğim meyan diyor kızacığım. Kulaklarını açık bırakacağız ki herkes seni duyduğunda nasıl çığlıklar atıyor gör öğren falan filan böyle. Adam o kadar tırsıyor ki sonradan işte Wesley sırf ayağa kalkınca bile hemen böyle neyse falan deyip teslim oluyor. İşte meğer işte çocuğun gücü yokmuş, devriliyor falan filan. Çok güzel bir kahraman başarısı o. Tam hani böyle şey, klasik kahramanların diyeyim. Çünkü klasik maceralarda kahramanlar işte sonra bir vurdu öldürdü değildir ya hiçbir zaman. Hep böyle bir bunduna getirirler, akıllıca düşünürler. Olmadık bir yerden bir icat çıkarırlar filan. Tam kahraman kahramanlık bir hikaye. Biraz... Ey Marvel, ey Disney. Bak buna benzer... Biraz Bard oynamıştım orada. Evet. Rogue diyelim. Bard diyelim. Rogue diyelim. Ya illa, şu TRP'de illa, bir şey doğru söyleyeyim arkadaşlar. İlla Pathfinder olmak zorunda değil arkadaşlar. Ya ikisinin farklı bir versiyonu. Bir archetype var orada bir tane şey. Neydi onun adı? Prestige Class. Rogue Bard. Slash Buckler. Ne diyecektim ya? Ben başka bir şey söyleyecektim. Pathfinder'da duelist var aslında. O da Inigo Montoya işte. Evet, evet. Prepare to die. Fighter şey sanma değil mi? Alt şey. Tabii. Biz ne diyorduk? Bize sorun. Son dövüş. Ha, Marvel deyip durdun ya sen. Mesela buna benzer, bu hoşluğa yakın bir final dövüşü, final mücadelesi diyelim. Bir Doctor Strange'de var. Sadece Doctor Strange'de var abi. Ve yani gerçekten Doctor Strange'i ben izlediğimde çoğu Marvel filmine bir sürü açıdan benzemesine rağmen sırf o finali iyi yaptıkları için Doctor Strange benim için en inanılabilir kahraman oldu. En büyücü karakter olmasına rağmen. Çünkü diyorsun ki bu adam çok zeki, bu adam acayip düşünüyor, bu adam şöyle böyle. Bir numara çek ya. Zekasıyla çözerek evet. Bitiriyor ya. Şey yaparak değil, kendine inanıp işte portalı yukarı iterek falan. Dayanabilirsin! Öyle bitmiyor. Yani bu klişeye düşmediği için çok benim hoşuma gitti o açıdan. Şey de çok mesela sonu güzeldi. Fantastic Four'un ikincisi. Fantastic Four mu? Evet. Galiba izlemedim. Daha sonu yeni başladı o geekliğe de abisi yani bilmiyor pardon. Abi Allah aşkına. Bunu izlesiniz de sonunu ya. Ne oluyor sonunda? Dünyanın en kötü takım dövüşü var orada. Ha şakasına söylüyorsun. Tabii ki. Hangi kötü Fantastic Four'u kastediyorsun? En son çekilen ya. İkisi yok ki onun. İşte var ikinci... çekilen. Onun hayır canım. Geldi. Saçmalama be. Ha sonuncusun değil onların öncekisini. Sen sonuncusun direkt silmişsin. Evet. Sonuncusun o var. Abi izlediniz mi sildiniz? İzlemeden silmeyin o izlenmesi abi, gereken bir başka, şey yani. Bak başka sinema günlüğünde söylediğimi hatırlıyorum ama bir daha söyleyeceğim. Ben onu uçakta izledim. Heh. Ve o kadar uçakta izlerken bile sıkılıp baydım ki son 20 dakikasını kapattım artık. İşte bak. Düşün yani. O kadar hani hadi bari 20 dakika kalmış bitireyim bile diyemedim. Hani yani. Şu Can'la Türk Doğan'la izlediğiniz bir film vardı ya böyle. Mutant günlükleri. Hayır. Şey komik. Gel. Hani, Monty Python. Değil. Komik olsun diye yapılmamış ama çok kötü. Yönetmeni falan çok kötü. Can da çok seviyor. Kötü çocuk. Hangisi ya? Her gittiğinizde izliyorsunuz ya evinde ya. Çok seviyor o filmi. Ha dizi şey The Room'u diyorsun sen. The Room gibi izleyin lütfen. The yok Room'u abi yok. Gibi yaklaşmaya çalışın. Yok yaklaşamam. Bence geleceğin The Room'u. The Room'un bir kalbi olduğu için şey oluyor. Abi The Room'da en azından meczup bir adam iş yapmış gibi acıyarak izliyorsun yani. Bunda böyle... Paraları olan. Hani aslında evet. Orada 120 milyon dolarımız var bu çıktı. Neyse. Indigo Mondayo var mı böyle hiç değinmediğimiz acaba çok... İkonik ve aklımızda kalan güzel bir tarafı diye düşünüyorum ama kalmadı herhalde. Ya bir sürü şeyde açısı konuştum. Var aslında. Bence tam bu arada şey mesela yine FRP ile çok alakası olan bir insan olarak kaleyi basma hikayeleri o kadar bir DM olarak söylüyorum. Player karakter hikayesi ki yani çünkü bir grup insan oturtup hadi bir plan yapın deyince masadaki FRP oyuncuları da genelde böyle hikayeler saçma sapan şeyler çıkarıyorlar. Evet. Bunların böyle gerçekleştiğini bir filmde izlemek çok keyifli. Yani, ama çok da tırt bir plan aslında bana soracak olursan. Onu diyorum. Tek hani şeyi, tek hoş bağlantısı işte baştan şeyi yediriyorlar ya. Robert's geldi. Aynen işte. Robert Pirate olayını. Ama yani birazcık şey 60 tane adamız. Hani, asker değil misiniz? Peki şey ne diyorsun Wesley 3 senede level 15 olup gelmiş ya böyle. Abi sen. İnanılmaz olmuş Wesley yani. Nereye düştüyse başka evet. Server'a gitmiş gelmiş. O server'da XP bol dağıtıyorlarmış ya yani böyle. Vallahi de. Farm boydu değil mi normal? Tabii canım bayağı çocuk şeyden çıkıp yani 3 senede böyle inanılmaz herkes her şeyi yenen bir hale gelmiş. Tom yani. Bulmuş Tom. Böyle hani senin bir şey yani özellikleri permanent arttıran böyle, her şey. Yani pek çok açıdan beni şey açıdan çok... Hadi FRP oynayalım o zaman. Hadi kalk. Hadi. Ben ne oynayacağım? Oynuyoruz. Ve şu anda anladım ki biz çok kötü plan yapıyormuşuz. GM böyle dedi o yüzden yarın oynamayacağım. Ben Rogue ya da Bard olacağım.
Evet arkadaşlar, biz FRP oynamaya gidiyoruz. Haftaya konuşacağımız film, madem masal ve komedi olarak devam ediyoruz, işin hadi biraz ikidir masal gidiyoruz, masal kısmını sürelim, silelim, komedi kısmını yukarı çıkaralım ve çıplak silah konuşalım. Uçak konuştuk, çıplak silah konuşmadık. Hadi çıplak silah konuşalım. Kendinize iyi bakın.